Burada üç kişi konuştu. Bu üç kişinin konuşmasında birinci cevap şuraya vereceğim. Yani bugün aday olan Büyükekşi ve Hacı Osmanoğlu beyefendilerin bu işe layık olmadığı söylendi. Vallahi herkesin düşüncesi kendini bağlar. Bizim için her ikisi de çok değerli ve bu işe layık. Hangisi seçilirse de onunla çalışmaktan şeref ve onur duyarız. Bu birincisi. Ben Hacı Osmanoğlu'nu da uzun yıllardır tanırım. Bu konuya asla yabancı değil. Bu işi de son derece iyi yapacağından hiç şüphem de yok, endişem de yok. Bir kulüp başkanı olarak da bunu söylemeyi kendime bir vazife biliyorum. Bir diğeri, biraz önce konuşan beyefendi ne konuştuğunu ben anlamadım da. 13 tane imza vermeyen kulüple ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu paraları bu kulüplere mi verdiğini falan gibi bir imada bulundu. Kayserispor böyle bir aziyetin ve namussuzluğun içinde asla yer almaz. Bu konuşmanızı size iade ediyorum. Beyninizin arkasında böyle bir şey varsa ancak bunları siz düşünebilirsiniz. Ama Anadolu'daki kulüplerin hiçbiri böyle bir aşağılık işin içinde yer almaz. Anadolu kulüplerinin hepsi birbirinden daha kıymetli ve şereflidir. Sonra temcit pilavı gibi Ali Koç Bey konuşurken burada olmayan Trabzonspor maçında bizim bakanımızın, onursal başkanımızın verdiği primi dile getirdi. Ne alaka bilmiyorum. Vallahi bizim Haseki Bakan, bizim onursal başkanımız bir değil 1000 tane prim verecek gücü var. Onu bütün Türkiye tanıyor. Devletin bir kuruşunu hiçbir yere vermez. Bizim için çok değerlidir, çok kıymetlidir. Bunun da bilinmesini isterim. Sonra ikincisi, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tahta ile ilgili yaptığı şeyi siyaset malzemesi yaptığını söyledi. Ya Allah aşkına gülünç duruma düşmeyin ya. Bunlar eğer burada bu genel kurulda bunları konuşacaksak buraya toplanmanın bir anlamı yok. Biz burada bugün Türk futbolunun geleceğine hizmet edecek bir başkan seçeceğiz. İki tane güzel başkan adayı var. Size göre kötü olabilir ama bize göre doğru, değerli ve güzel. İmzayı verene de saygı göstereceksiniz, vermeyene de saygı göstereceksiniz. Ya şimdi ben başından beri imza vermeyeceğimi söyleyen bir başkan olarak suç mu işledim, hata mı yaptım yani? Benim için Büyükekşi dün de bugün de yarın da çok değerli bir insan. Benim yıllardır tanıdığım, saygı duyduğum bir adam. İşinize gelir gelmez seversiniz sevmezsiniz ama ben seviyorum. Bunun ötesi yok. Ben İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu da çok seviyorum. 25 yıldır da tanıyorum. Yani oy verirken de bunları düşünerek, değerlendirerek bir karar vereceğiz. Ve bu karar sonucunda bu iki başkan buradan sarılarak çıkacak. Bizim istediğimiz tablo bu. Biz kaos istemiyoruz. Biz kavga istemiyoruz. Sonra ya başından beri bu işin içine girdiğimizden beri ya dört büyük kulüp, dört büyük kulüp. Ya Allah'ını severseniz biz figüran mıyız ya? O zaman ne işimiz var bu ligde bizim? Ya sürekli bu tartışmanın, bu kavganın artık Anadolu kulüpleri esir olmuş durumda. Yapmayın Allah aşkına. Burası iyiye gitmez bu şekilde. Kendi başarısızlıklarımızı bir başka işler üstünden okumaya kalkarsak asla bu işte muvaffak olamayız arkadaşlar. Ya bir daha önceki bir canlı yayında söyledim. Şimdi futbolcu sahada hakeme küfreder, kırmızı kart gösterilir. Hakem. Milyonlarca liraları daha önce benim kulüp başkanlarımın yaşadığım şeyler geldiğimden beri anamdan emdiğim burnumdan geldi. Kayserispor'un milyonlarca eurosu çöpe atılır. Ya kulüp başkanının hiç suçu olmaz. E şimdi ya her şeyi hakem üstünden veya yönetenler üstünden biz kendimize de bir bakalım. Tamam, federasyonun bana sorarsanız birçok hatalı uygulamalar olmuştur. Hakemlerin yüzlerce binlerce hatası olmuştur. En büyük hataları acıyı çeken kulüplerden de biri benim. Zaman zaman hakemlerle ilgili hem sevici hem de çok ağır sözlerim de olmuştur. Ama yapmayalım Allah aşkına ya. Şurada bir şeyi kabul edelim ya. Ya biz kendimizle ilgili bütün başarısızlıkların sebebini bir başka yerde ararsak
bu sonuca varamayız. Ali Bey, toparlayalım. Ben herkese saygı sunuyorum. Özellikle iki başkana da başarı diliyorum. İnşallah bugün burada biri kazanacak. Bu seçimin doğal sonucudur. Ama her ikisini de sevmeye, saymaya devam edeceğiz. Ben her ikisine de şimdi başarılar diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim.